Stop Press Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Buğra Topuz. Bugünkü program partnerlerim Mustafa Uğurpala ve Umut Akıncıoğlu ile beraber bir sosyete kulübü yayınıyla da tekrardan karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Saç adam. Evet, bu hafta bir imaj değişikliği oldu. Askere gitmeden önce biraz yüzüm alışsın diye saçlarımı çok kısa kestim. Yani ben şimdilik memnun gibiyim. Birazcık Sinan Engin, Nick Calates ve Evan Fournier karışımı bir şey oldum ama üçü de olamadım diyeyim. Umarım beğenilmiştir. Şimdi gözüm henüz alışmadı. Ben izleyicilerimden de benzetmelerini bekliyorum açıkçası. En beğendiğimiz benzetmeyi de mutlaka diğerleriyle Buğra'nın arkasından konuşalım arkadaşlar. Bu hafta da gündem çok yoğun zaten. Hı. Çift maç haftasındayız. Pek çok şey konuşacağız ama programa başlamadan önce ben o klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da es geçmeyin. Çift maç haftasının sonunda oluşan puan durumu da bu şekilde. Lider bu sefer Žalgiris Kaunas. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko yine ilk 4 sırada yer alırken diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes'te haftayı 7. sırada kapattı. Burada Umut abiye sözü vermek istiyorum. Sıralamayla alakalı neler söylemek istersin? Ya tabii Žalgiris'in hakkını vermek gerekiyor herhalde. Yani sezona çok hızlı bir giriş yaptılar. 6 galibiyet, 1 mağlubiyet. Bu hafta Panathinaikos, Barcelona ve Fenerbahçe'nin hemen arkaya yerleştiğini görüyoruz. Olympiakos da onları bir adım geriden takip ediyor. Burada biraz Real Madrid ve Monaco, hani bizim saydığımız ekip, ilk 6'lı da düşündüğümüz ekipten Monaco ve Real Madrid dışarıda. Efes'i 7'ye koymuştuk biz Uğur'la. 7. sıraya koymuştuk. Efes oralarda seyrediyor. Ben Efes'in bu bantlarda biraz daha üstte, bu savunma işini Efes kısmında konuşacağız, toparlarsa hatta daha da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Şu an için iyi gidiyor. Aslında Fenerbahçe maç sonu yayında da gelmişti bize. Final Four adaylarını konuştuk Uğur'la. Biraz bu puan tablosuna bakarak. Ben lige çoğu takımın hazır başlamadığını, 2-3 tane oyuncu iskeleti bulanın ve daha çok atıcı kısasını bulanın hemen öne atabildiğini, maç kazanabildiğini görüyoruz Buğra. O yüzden Kasım 2'deyiz. Bir Mustafa Denizli taktiği yaparak diyorum ki 13. hafta biraz daha %80, %90 şekillenmeye başlayacağını düşünüyorum. Ama şu an için çoğu takım hem oyun olarak hazır değil hem zaten sıralamada bunu gösteriyor. Umut'un dediklerine ilave olarak tabii ki Žalgiris'in gerçekten beklentilerin üzerinde oynadığı bir basketbol ve aldığı sonuçlar var. Biz Žalgiris'in iyi sezon geçirmesini bekliyorduk. Fakat Žalgiris hakikaten şu ana kadar içerisinde olduğu, rekabetçi olduğu her maçı kazandı. Kolay iş değil. Koç Trinkieri çok çok iyi çıkartıyor. Yine Bayern Münih beklentilerin üzerinde çıkartıyor ki sezon başında kötü görünürken Koç Herbert gerçekten oraya çok iyi geldi. İtalyan takımları çok kötü görünüyordu ama Milan bu hafta ikisinin derbisinde, kötülerin derbisinde Milano'da kazanmış oldu. Bizim temsilcimiz Fenerbahçe ve Efes'te sezona bizim istediğimiz gibi başlamamış olsa da aldıkları, böyle kazanmaları gereken maçları kazanarak en azından kendilerine belli bir konum elde ettiler. Bakalım nasıl devam edecek ama Fenerbahçe'nin şimdiden 5 iç saha maçı oynadığını ve mesela rakibi Panathinaikos'un 5 deplasman maçıyla sezona başladığını da belirtmek gerekir. Yani bu fikstür terse döndüğünde bizim takımlarımızın o zaman çok hazır olması gerekecek. Takvim yaprakları 31 Ekim 2024 Perşembe'ye gösterdiğinde Maccabi Tel Aviv sahasında Real Madrid'i ağırladı ve bu maçta tanıdık bir isim Real Madrid'i yıkan isim oldu. Saban Lee, Umut abi. Bu da mı sürpriz oldu senin için? Aslında Madrid kötü başladı. Yani Madrid içeride deplasman 4 mağlubiyeti var. Ama şöyle bir şey var. Maçın gidişatına baktığında o son top biraz daha sürpriz. Yani Madrid'in bence çok net bir oyun kurucu eksikliği var. Yani biraz combo guard eksikliği var, öyle söyleyeyim. Yani bütün yük Campazzo'nun üstüne bindi. Bu maçta da 4. oyuncuyu bulsalar belki de daha önden bitirecek, kapatabilecekler de maçı kapatamadılar. Yani sonda. Serseri Mayın, Maccabi, yani Sabonis, Jokubaitis, 3 numaradan Hort. Bunlar başladı mı atıyor. Ritim bulduklarını, hatta buraya bazı maçlar Lever Randolph'la da katalım. Sen bunlara maçı, ya biz acaba alabilir miyiz dediğin an bunlar girmiş oluyor işin içine. Çünkü zaten Kataş'ın sistemi bu. 8 saniye altı sistem. Mantık bunun üzerine kurulu. Bence bu hatayı yaptı Madrid. İlk deplasman galibiyetine çok yakındı ama 4. oyuncu bulamadılar. Yani Hezonya'yı oynadı, Campazzo'yu oynadı, Tavares'i oynadı. Biraz lul diyorsun. Sonra kadroya giren bakıyorsun. Mesela Musa sakatlığı çok acayip bir seviyede. Bu sezona hiç giremedi bir vaziyette. Gabriel Dek işin içinde tam böyle yok. Yani Yabusele kaybı daha da büyüdü. Yani Yabusele'nin kaybını daha büyük olduğunu görüyorsun. Orada Rodriguez'i bile aradılar, biliyor musun maçta? Yani yaşlı Rodriguez'i bile bence aradılar. Acil. Kesinlikle. Ya biz zaten transfer döneminde, yani Euroleague takımımızla konuşurken ben 4-5 transfer lazım takıma demiştim ama ya şu an çok acil.
böyle Andre Santos Lugano indirmeli bir, böyle bir uçaktan 4-5 topçu indirmeli bir operasyon çekmesi lazım müteahhit başkanın. Öbür türlü bu takım hoca kovar. 1-2 haftaya hoca kovar yani. Uğur abi sana sözü vereceğim ama Umut abi yayının başında bir Mustafa Denizli örneği vermişti. 2008-2009 sezonunda yaş ortalaması çok yüksek bir takım şampiyon oldu. Ertesi sene hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde çok geride kalmıştı Beşiktaş. Real Madrid de sanki biraz bunun benzerini yaşıyor gibi. Sence de bu şekilde mi? Yani ama işte o zaman Mustafa Denizli şampiyonluğa gittiğinde devre arasında bir Yusuf'la Ern transferi gelmişti. İlaç gibi gelmişti Beşiktaş'a. Real Madrid'in de yani genç veteran bilmiyorum ama kesinlikle takıma takviye yapması gerekiyor. Fenerbahçe maç sonu yayınında konuştuğumuz hani adam eksilten, dribblingde adam eksilten oyuncu. Fenerbahçe'de işte Baldwin sağlıklı olduğunda, formda olduğunda bunu yapabilecek oyuncu. Real Madrid'de Campazzo dışında gerçekten bunu yapabilecek oyuncunun olmadığını görüyoruz. Şimdi Musa'nın da belli özellikleri var ama Musa genelde çok büyük fizikler olarak. Bu kısa adımlarla bunu yapabilecek türde bir oyuncu değil. Yani Real Madrid'in Nigel Williams'u dahi aradığını görüyoruz. Bence çok problemli bir kısa rotasyonu var. Euroleague'de bu onların hayal ettiği seviye için çok problemli bir kısa rotasyonları var. Campazzo'yu doğru baskıladığınızda Musa'nın da olmadığı bir günde gerçekten top yönlendirmek onlar için çok zor. Yuy'dan da artık birinci aksiyonda topu yönlendiren oyuncu olmasını bekleyemiyorsunuz ki Real Madrid, yani maçı izleyenler görmüştür, o kadar tembelleşmiş ki oyuncular son periyotta işte sürekli potaya üçlük attılar. Bence zaten mağlubiyetlerinin bir nedeni de buydu. Maccabi adım adım geldi. Atletizmiyle, Real Madrid'i sürekli bozmasıyla, dışarıya püskürtmesiyle çok değerli iş çıkardı. En son Saban Lee'nin de son saniye basketi ve ki bence çok iyi bir savunmaya rağmen Beck gerçekten çok iyi bir savunma yaptı bence aslında. Yani faul yapmadan ancak bu kadar savunulur ama şapkadan tavşan çıkardı oyuncu. Giyininde meziyeti bu abi. O topu atabiliyor. Evet. Gerçekten öyle. Potansiyeli üzerine değerlendiriyorduk hep. Ya bir daha Uğur affedersin de sen çok sevdiğin için söylüyorum. Yani sevmediğin, ben de sevmiyorum. Abalde'nin 20 dakika oynadığı bir Madrid zaten sezonla ne kadar devam eder çok emin değilim. Yani. Şimdi Abalde hafif sezona iyi başladı diye bence biraz şımarmış. Süreleri de artmış. Ya yani gerçekten çok tek yönlü bir oyuncu. Yani Abalde ancak o Real Madrid'in çok iyi takımlarında, çok iyi olduğu dönemlerde her şey çarklar yerindeyken orada gelecek 8-10 dakikalık katkı verebilecek bir oyuncu. Yani Alosan için de benzer bir şey söyleyebiliriz ama bu oyuncular takımın ana parçası haline geldiğinde, işler onun üzerine dönmeye başladığında tüm defolarının şey olduğunu görüyoruz. Şimdi bugün Maccabi'nin kısa rotasyonunun daha insana heyecan verici olması gibi bir şey olabilir mi? Yani Real Madrid maalesef bu konuda hiç heyecan vermiyor ve bence kısalardan kaynaklı Yabusele kaybıyla beraber de oldukça yorgun görünüyorlar. Bir heyecana ihtiyaçları var. Mesela şu Zagiris'in aldığı Lonnie Walker'ı Real Madrid Lonnie'ye kadar gitme. Sen Mace'i şu an Seven Lee'nin verdiği katkıyı verebilmesi için sezon başı bir planlama yaptın. Seven Lee gelir gelmez daha fazla katkı yaptı. Tabii evet Maccabi ve Real Madrid çok farklı organizasyonlar ama yaşadıkları iki takımın da kriz sene başında aynıydı. Kısadaki yaratıcılık, skor ve pozisyon yaratıcılığı. Seven Lee'yi bile biz orada zaten konuşmuştuk. Lee'mi Allah Manisa'dayken Madrid bile alsa olur diye burada konuşuyorduk. Gayet de olurmuş yani bu arada. Yani Lonnie Walker'a kadar gitmiyorum yani. Bu arada hani Seven Lee ile ilgili oyuncunun bence artık şeyi tartışılmasın. Yani Fenerbahçe ihtiyacı var mıydı yok muydu konuşuldu Efes içinde. Onların ihtiyacı var mıydı yok muydu o konu tartışılır ama bu değerli bir oyuncu. Euroleague seviye bu çocuk net şekilde Euroleague oyuncusu. Bu seviyenin buraların oyuncusu. Bence bu sene rolünü de büyüterek gelecek sene de contender takımlar içinde önemli bir seçenek haline gelecek gibi görünüyor. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Euroleague çaylağı olarak bence şu ana kadar çok iyi. Arada seçim hataları yapsa da o kadar olur. Tecrübeli oyuncuların bile ne hatalar yaptığını görüyoruz. Saban Lee'ye müthiş de bir özgüven vermiştir bu. Gelecek hafta potaya her bulduğunu atmasından da korkuyor değilim. Panathinaikos Kızılyıldız deplasmanında bir ara 14 sayı geri düşükleri maçta 81-77'lik galibiyeti elde etmeyi başardılar. Ya bence çok güzel bir maçtı. Seyircilerimiz de eğer izlemedilerse ya özetini de tekrarını seyretsinler gerçekten bu maçın. Sen neler söylemek istersin? Panathinaikos tam büyük takım galibiyeti aldı. Bence kötü oynadığı ve rakibinin çok iyi göründüğü anlarda dahi farklı bir yere bayağı açılmıştı. Orada 8-10 sayı bandındaki farkı bir şekilde sürekli tutup oyun içerisinde kalıp bir dakika içerisinde de vur öldürücü hamleyi yaptı. Zaten maçta öne geçtiği an hani tam öyle bir anda öne geçiyor ki artık hakikaten oradan sonra geri dönüşü yok. Orada şimdi son en kritik topu oynuyorsunuz. Yani orada sizin Euroleague'de bu anları en iyi hazırlayacak oyuncunuz var. Ve siz o oyuncuyu onu hazırlatmıyorsunuz da ondan bitirmesini bekliyorsunuz. Bir kere çok önemli bir hata yani. O oyunu da teorik üzerinden oynayabilirsiniz ama Teodosic üzerinden oynayıp bir şekilde Nedovic'e veya Yago'ya hazırlanması veya belki de
o gün iyi oynayan Kalin için bir üçlüğüne oynanabilirdi mesela. Ama çok orada da bence temel bir tercih hatası var. Yine de Kızıl Yıldız'ın ben hani Safiropoulos gel bence de abartılıyor ama Kızıl Yıldız'ın gerçekten hala kaybettiği maçlarda dahi bir rekabetçi olduğunu ve bir şekilde maçın içerisinde kaldığını görüyoruz. Bence aldıkları mağlubiyetler de normal mağlubiyetler. Yani bir ekstra mağlubiyet almadı Kızıl Yıldız. Kazanması gereken maçları genelde ilk sezon başında ekstralarıyla beraber de kazanınca falan bir deplasmanıyla havaya da girmişlerdi. Panathinaikos'a ilgili kısaca şöyle söylemek istiyorum. Yani Cedi'nin performansı çok endişe verici milli takımımız için de. Cedi'nin acilen toparlanması ve takımın parçası olması gerekiyor. Çünkü bizim ona milli takımlara çok ihtiyacımız var. NBA'den gelen oyuncular arasında galiba uyum sağlamaya en uzak oyuncu görünüyor şu anda. NBA'den gelen mesela Ömer Faruk'un oynadığı kısa sürelerde dahi fark yarattığını, çok iyi çıkardığını görüyoruz. Cedi onun biraz performans arttırması lazım. Panam büyük takım kaybedildi. 5 deplasmanı aradan çıkarmış olduğu problemli zamanında değerli iş. Bir diğer noktada Uğur şu, Panathinaikos oyun düzenini konuşuyoruz haftalardır burada. Bu maçtaki top çalma konuları, hani pas bağlantısını kesme. Evet, yine rakibine bak, bir 20 asistlik performansını görüyorsun ama 19'a top kaybı var Kızıl Yıldız'ın. Bu çok önemli bir konu. Pas kanallarına yaptığı ve topa yaptığı baskılar onların hayat, yani can suyu, çünkü maçın kontrol etme noktasına oradan geliyorlar. Çaldıkları toplarla buradan geliyorlar. Bir de Ömer gibi, Lesor gibi oyuncuların olunca biraz daha savunma rübantlarını temiz toplamaya başlayınca da ikinci şansı da vermemeye başlıyorlar. Tamamen maça hükmeden bir Panathinaikos görebiliyorsun. Oralara doğru en azından bu maçta bir sinyal verdi. Ama eksilerden birisi top kullanımında hala sıkıntı var. Yani top kullanım sayılarında, top kullanım şekillerinde hala Panathinaikos'un bir ayarı yok. Bence onu düzeltmek gerekiyor yavaş yavaş. Mesela 13 top, Lorenzo'dan 13 top kullanmasını beklememek lazım. Bence Lorenzo'nun 6 ila 8, 9, iyi gününde 9'larda falan olacağı bir düzen Panathinaikos basketbolu daha iyi nokta olur. Biraz Sulukas'ın inişte çıkışlı performansı da buna etken tabii ki ama Mitoğlu olmadığı için Hernan Gomez'in üstünde 4 numaradan hoca seviyor. Ona bir itirazım yok. Mesela 10 top kullanmış galiba bu maçta Hernan Gomez. Oralarda gezinmesi lazım. Yani 4 numarası Ergin Ataman'ın 4 numarasını buralarda evet gezinebilir. Çünkü seviyor koç oradan. Kısadan baskı alacağı noktalarda. Ama 3 numara katkısı işte Papa Petru, Cedi Osman. Zaten o kısaların üstüne, belki Lorenzo'nun üstüne çok yük binmesinin sebeplerinden birisi de oralar oluyor. Uğur orada güzel yere değindi. Gelelim haftanın sansasyonel haberlerinden bir tanesine. Jonathan Motley ile Kızıl Yıldız arasındaki bu enteresan ilişki. Çünkü normalde şu an Jonathan Motley Hapoel Tel Aviv'in resmi bir oyuncusu. Ama Kızıl Yıldız cephesi Hapoel Tel Aviv'den izin almadan Jonathan Motley'i kadrosuna katmak için bir girişimde bulundu. Bu haberi de veren Sportal tarafına Christos Saltas oldu. Bu durumla alakalı neler söylemek istersin? Şöyle ki maç sonu yayınında sevgili Umut, olayı uzun süredir görmediğimiz oyuncu, Türkiye'de futbol takımlarında gördüğümüz futbolcu kaçırma süreçlerine benzetmiştik. Gerçekten harika benzetme. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 2000'li yılların başında bu tarz hamleleri görüyorduk. İşte Hasan Vezir olayı, Tarık Daşkön, Erhan Albayrak çeşitli şekillerde takımların oyuncuları birbirinden kaçırdığını, Anadolu takımlarından kaçırdığını görüyorduk. Kızıl Yıldız Başkanı gerçekten zaten renkli bir sima. Hani konuşmayı, demeç vermeyi, hakkından bahsedilmesinden keyif alan birisi. Yine kendisinden çok konuşturacak bir hamleyi yapmış oldu. Orada seni bir ekleme yapayım. Ekranda da var. Kızıl Yıldız Genel Menajeri tarafından kesinlikle ilgilenmiyoruz. Yani aslında Hapoel Başkan'ın açıklamadan sonra Motley'le kesinlikle ilgilenmedik. Nereden çıkıyor bu saçmalıklar? Bir, hatta Maccabi, Fenerbahçe ve Dubai takımı ilgileniyor Motley'le açıklaması da var. Aslında bir Tornistan var ama ya şimdi ekranda Aris Barkas var. Aris Barkas transfer haberi verdiğinde sol tarafta Eurohoops'un, o çıkar genellikle bu arada, yani boş haber atmaz Aris Barkas. Haberin kaynağı da Basket News'un muhabirinden çıktı diyebiliyorum ben. Buğra beni orada düzeltebilir. Güvenilir kaynaklar da Motley'i direkt Kızıl'a yazdılar bu arada. Ya bu enteresan bir süreç. Bence orada garip bir süreç var. Evet, nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Fakat Motley zaten yani Euroleague dışına çıkması bile çok garipti. Şaşırmıştım. Bence net şekilde bu seviyenin oyuncusu. Keşke Motley ile Fenerbahçe tekrar ilgilense. Fenerbahçe alsa isterim ben. Bizim şu içinde geldiğimiz bu uzunsuzluk durumunda. Bizde de bizim için de değerli olurdu. Kızıl Yıldız gerçekten Bolon Boy'un kaybıyla beraber çok zor durumda düştü. Onların hem savunması hem hücumunda çok temel bir oyuncuydu ama sanki o tipte oyuncular da almayarak, yani başka adreslerde başka tip oyuncular arıyorlar. Ama tam olarak Motley de onların tam aradığı profil değil gibi düşünüyorum. Her halükarda katkı sağlayacaktır ama onların daha da bir çember koruyucu profilde bir oyuncuya yönelmelerini ben onlar için daha iyi olduğunu düşünüyordum. Bakalım ne olacak? Motley'i tekrar Euroleague'de izlemek isteriz.
Ben senden ayrılıyorum. Tam Seferopoulos'un yarı saha basketbol pick and roll oyuncusu olduğunu düşünüyorum Motti'nin. Savunma kurgusundan değil de hücum kurgusu üzerinden Motti okuyacaktır. Çünkü Motti'yi savunmadan değil de hücumdan almak istersin. Bir de adam değişme savunmalarında Kuban'da etkiliydi. Fenerbahçe'de yer yer gördük. Itudis varken fena değil de Yasikevic sonra daha çok Papayannis tercih etti. Ben bilakis hatta Kızılyıldız'a uygun olduğunu düşünüyorum. Ama ya yani burada Motti kariyer açısından saçma sapan bir 5 ay geçti. Bakalım orada sonuç neye bağlanacak? Euroleague'in neresine gidecek Motti? Hapoel'de de sadece Motti değil yani bu arada. Beverly falan pek çok oyuncunun ayrılması söz konusu. Yani orada transferler yapıldı. Oyuncular daha birinci ayında kaçmaya başladı. Bu zaten böyle olacağı da belliydi. Ama neden böyle bir yola denildi? Yani oyuncular gitmeyecek bu sene böyle tamamlanacak açıklama da vardı. İsrail kaynaklı enteresan bir durum yaşanıyor. Yine bakalım nasıl sonuçlanacak. Gelelim bir başka transfer haberine. Normalde transfer sezonu kapanmış gibiydi ancak takımlar yine ufak tefek eklemeler yapıyor. Gerçi bu hamleyi çok ufak tefek diyemeyeceğiz ama Žalgiris Kaunas geçen sene Türk Telekom'dan transfer ettiği Tyron Wallace'a yolları ayırdı ve NBA patentli oyuncu Lonnie Walker the Fourth'u kadrosuna kattı. Bu sefer Umut abi senden devam edelim. Bu hamleyle alakalı neler söylemek istersin? Yani Lonnie Walker'ın bu arada... Yani Skyler Mace'de konuştuğumuzun bir tık daha üstünü koyalım. NBA'den dönmesini hiç beklemiyorduk. Yani belki yaşı gereği de bu arada. Bunlar nasıl oldu, piyango oldu? Bunu bir genel menajerlerle falan konuşmak lazım. Çok acayip bir transfer. Yani Avrupa'ya gelebilme ihtimali sesse herkes bu adama salça olurdu. Onu söyleyeyim. Trinkier'de zaten bir Zoom toplantısı yapmış ve oyuncular bayağı etkilenmiş. Hani Avrupa'ya gelme kafasında şüphe varmış. Yani. Çünkü şöyle bir oyuncu. Çok iyi bir ürün. Nasıl buraya gelirdi? Ya bunun başka bir defosu mu var acaba sorusunda sordurur herkese. Lonnie Walker'da da o soru olmuş. Ya Madrid hemen al. Ya Madrid Euroleague'deki bütün takımlar hemen kadrosu cuk olur. Ben daha da öteye gidip söyleyeceğim. Kendrick Nunn da geçen sene tam da bu dönemler. Ekim ayının sonunda Avrupa'ya gelmişti ve Nunn efekt diye bir şey olmuştu. Walker efekt diye bir şey olacak. Tadını çıkarmak lazım. Tabii biraz Sylvain Francescoli'ne eline çok fazla bakan bir takım. Şimdi Ergin Ataman'ın kısayı kullanmasıyla... Trinkier arasında da fark var. Trinkier'i biraz kısıtlayacak mı, ne yapacak yani onu da görmek lazım. Boyu daha da uzayabilir de oyuncunun, belki başka bir koçta çalışsa Trinkier'i orada nasıl bir esneklik yapacak. Belki de Bayern'deki Wade Bowen tarzı bir kullanımı göreceğiz ama acayip yani ben sezonun transferi diyebilecek noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Kağıt üstü tabii yani sahaya çıktıktan sonra konuşmak lazım diğer kısmından ama şu an için sansasyonel transfer dediğim budur işte. Uğur abi sana sözü vereceğim ama NBA'yi de sen yakından takip eden bir basketbol seversin. Hem bu durumu da göz önünde bulundurarak neler söylemek istersin transferle alakalı? Žalgiris geçen sene bu tarihlerden biraz daha geç tarihte galiba bu şekilde Thunder'ı transfer etmişti. Thunder da NBA'den yine Avrupa'ya düşmesi beklenmeyen bir oyuncuydu. Belli ölçekte katkı verdi ama açıkçası Žalgiris'in beklentisi daha büyüktü. Onların tüm kısası kurar yükünü çekmesi ve bunu üstlenmesiydi. Ama yani Lonnie Walker Avrupa'ya gelmesi, Žalgiris gibi nispeten düşük bütçeli bir takıma tercih etmesi, Žalgiris'in bunu yapabilecek cazibe merkezi haline gelmesi gerçekten çok değerli iş. Ben burada hani Trinkieri'nin hem sezonu çok iyi başlaması, özgüveni ve bence iyi bir iletişimci olmasının da payı olduğunu düşünüyorum. Yani Lonnie Walker enteresan saçlarıyla tanıdığımız ve skorer yönü kuvvetli, NBA'de hala geçen sene oynadığı süre içerisinde etki yaratmış, NBA'de şu ana kadar boş sezon geçirmemiş türde bir oyuncu. Yani Avrupa'ya gelişi gerçekten insanda acaba bizim bilmediğimiz bir problem mi var sorusunu getiriyor. Ya bu adamın burada ne işi var diyoruz sürekli. Mace için nispeten bunu daha iyi anlayabilirdik ama Umut'un da dediği gibi yani Lonnie Walker gerçekten abi senin burada ne işin var diyeceğimiz türden ve NBA'de hala mirasını sürdürebilecek türde bir oyuncu. Bence kendisinin Avrupa'ya dönüşü onun için erken bir seçim oldu ama sanırım son zamanlarda Avrupa'dan NBA mesela Kendrick Nunn gibi oyuncuların da gelişi ve geldiğinde çok büyük yediği görmesi, başarılığıyla beraber işte belli ölçekte güzel kontratlar alması galiba oyuncular için daha da cazibe merkezi haline getirmeye başladı. Žalgiris'in tıkanacağı yerlerde böyle bir hamleyi yapmaları bence çok doğru işler. Yani ben de çok doğru okumuşlar. Zaten böyle bir oyuncu pazardaysa ve alma gücünüz varsa da alırsınız. Ben Trinkieri'nin onu yapısına uydurabilirse, oyuncunun da saygısını kazanabilirse, Žalgiris'in kuvvetini giderek arttırabileceğini ve tıkandıkları yerlerde, yani mesela Lonnie Walker demek size deplasman galibiyetleri getirmek demek. Çünkü Euroleague'de gerçekten herhangi bir atmosferde gönül rahatlığıyla o sayıları atabilecek türde bir oyuncu Lonnie Walker. Bakalım neler göreceğiz. Real Madrid'in alması gereken bir oyuncuyu
Zagiris'in almış olması da artık diğer GM'lere de mesaj. Ben buradan seyircilerimize tekrardan yönelmek istiyorum. Yani bu kısmı onlara yöneltmek istiyorum. Lonnie Walker transferi ile alakalı neler düşünüyorlar? 10 üzerinden kaç puan veriyorlar ve EuroLeague'de nasıl bir etki yaratacak? Bunun gibi yorumları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirler. Sosyal medyanın gücü aslında çok önemli. Çünkü niye söyledim bunu? Elijah Bryant ve Shane Larkin YouTube'da bir podcast içeriği üretiyorlar. Off the Record diye. Son konuk hem milli takımımızın hem de Panathinaikos'un koçu Ergin Ataman. Burada çok sansasyonel bir açıklama yaptı Ergin Ataman. 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi Deshane Davis Larkin'in milli takıma döneceğini söyledi. Umut abi, topu sana veriyorum. Bu önemli konuyla alakalı neler söylemek istersin? Yani bu programa katılıp hocanın keyfini de görünce en azından kadroya almış, kalbime almadım açıklaması yapmıyor. Kalbine de almış belli ki. Biz ne izledik abi o zaman? Yani Larkin çok önemli bir oyuncu. Wilbekin de çok önemli bir oyuncu. Zaten bizim iki tane kıymetli devşirmemiz vardı ama onların dışında bir konuyla. Hayırlı olsun. Abi bize niye o zaman o şeyi seyrettiniz? Biz niye olimpiyat ön eleme rezaletlerini falan yaşadık biz? Cedi niye balayında fotoğraflar atıyordu orada takım çırpınırken? Ya bu hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım yani o süreç yaşandığı noktada. Geleceği de belliydi. Dönüyorsun futbola 2016'da hevesle gittiğin yerde en son kumar şeyleri, pozları falan çıkıyordu. Larkin bu işten para kazanıyor. Ergin Hoca bu işten para kazanıyor. Biz taraftarlar, işte milli takım destekçileri vesaire. Biz sadece taraftarız, destekliyoruz ve bunların anlık başarıyla, mutluluk başarısıyla çok üzülüyoruz. Ve niye o zaman bunları yaşattığını sorusunda görüyorum. Tabii buradan çok soru doğacaktır. Wilbekin işte kimileri şöyle eleştiri yapıyor. Wilbekin sakatlandı, sezonu kapattı, Larkin dahil oldu, tekrardan ligde yerli statüsü oynayacak mı, oynamayacak mı gibi, ama hiç o işlere girmeden Larkin'in ve Wilbekin'in hani iki devşirmemizin de yeri milli takımdı zaten her zaman. Bu fikrim bu yönde benim. Tarık'ı da inşallah devşirmeden Türk oyuncu statüsüne de çeviririz. Kardeşi çünkü Faruk Türk statüsünde oynuyor. O zaman daha da güçleneceğiz. Zaten Onur Alp de Avrupa'ya döndüğünde, Furkan da adapte olduğunda atıcı gücümüz çok yine kuvvetli olacak. Milli takımı hiç önemli ama ben milli takımı sağ içi değil, sağ dışına da yine söylüyorum. Abi biz niye? Anlatayım niye? Bu çok kötü yönetilmiş bir süreç ama Larkin'i tekrardan milli takımda görmek de keyifli. Uğur abi, sen de aynı fikirde misin Umut abiyle? Kesinlikle öyle. Ya Ergin Hoca'nın EuroLeague'deki çok üst düzey koçluk kariyerinin yanında milli takımda çok kötü iş çıkardığını düşünüyorum. Genel olarak aldığı tercihler sağ dışı bence türlü çok kötü yönetiyor. Fakat doğru yaptığı işlerden bir tanesi günün sonunda eğrisi doğrusunu buldu. Yani şu anda geçmişteki şeylerle okuma yapmıyorum. Tamam diyorum, evet. Türk milli takımı şu anda Larkin'e gerçekten çok ihtiyacı var. Larkin de belli ki zaten milli takımda hiçbir zaman gönül olarak da kopmamıştı. Ben Larkin'i milli takımda görev aldığı süre boyunca kendisini vermediğini hiç görmedim. Bence her zaman EuroLeague'deki performansları gibi performans milli takımda verilmemiş olsa da bence her zaman hazır gelmeye ve elinden geleni yapmaya çalıştı. İşte milli takımda sakatlandığını da biliyoruz. Ve milli takımda hatta çok daha organizatör bir rolde, o atıcı rolünden ziyade bizim onu esas görmek istediğimiz rolden ziyade daha hazırlayıcı rolde biz onu daha çok gördük. Eğrisi doğrusunu buldu. Larkin milli takımımıza güç katacaktır. Ona ihtiyacımız var. Maalesef kısa oyuncumuz yok. Skorer gücümüz çok az. Sevgili Umut'un dediği gibi işte NBA'den dönen oyuncularımızın da rollerini yapması, sakatlıklardan çıkılmasıyla beraber Furkan, Cedi ve Onur Alp'in de Larkin'in yanına eklemlenip milli takımımızın artık zaten iyi bir uzun rotasyonumuz var. Bunlarla beraber artık biraz rekabetçi, yarışmacı olmasını bekliyoruz. Yani çünkü yaşadığımız onlarsız deneyimlerimiz gerçekten çok kötüydü. Hatırlamak dahi istemiyorum. Milli takım kampının iptal edildiğini, hazırlık maçlarının iptal edildiğini unutmayalım. Yani bu hale gelmiştik artık. Sahaya çıkamıyorduk. Hayırlı olsun. Ben yine bu konuyu seyircilerimize yönelteceğim ama burada Umut abi, Uğur abi, hem size bir soru yöneltmek istiyorum hem de seyircilerimize bir soru yöneltmek istiyorum burada. Bu Shane Larkin tercihi sizce doğru bir tercih miydi, yoksa milli takım daha farklı bir devşirme oyuncusuna gitmeli miydi? Örnek veriyorum, Kendrick Nunn'a gitmeli miydi mesela milli takım? Ben burada bence gidildi. Yani gidildi bu arada bence. Arandı yani. Kendrick Nunn adı boşuna çıkmadı. Seven Lee kendi rüştünü ispat etmeden potansiyelini almaz Ergin Hoca. Rüştünü ispat etmesi lazım. O yüzden bir gelmiştir ama Ergin Hoca ya Seven Lee'ye gideceğimi Larkin'i ikna ederim ben. Hani gönül indirir, Larkin'in gönlünü alırım tarzına gittiğini düşünüyorum ben o noktada. Hocayı da en tatmin edebilecek kişi Larkin veya Kendrick Nunn'dı. Wilbekin de değil. Yani burada hoca Wilbekin gelsin gönlümüzde şey vardı ama Wilbekin de değildi. Larkin veya Kendrick Nunn'dı. O yüzden bence başka seçenek yoktu. Nunn olmayınca
Hoca Larkin'e gitti gel. Takvim yaprakları 31 Ekim Perşembe'ye gösterdiği zaman temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin'i 86-70'lik bir skorla mağlup etti. Normalde her maç olduğu gibi bu maçta da bir maç sunu yayını yapacaktık. Ancak Umut abinin kişisel işlerinden dolayı bu yayını yapamadık kanal olarak. Ben Uğur abi aslında ilk sözü buradan sana vereyim bu maçla alakalı neler söylemek istersen. Daha sonra Umut abi genel bir Anadolu Efes değerlendirmesi almak istiyorum senden. Uğur abi sendeyiz. Kısaca Larkin'in olmadığı her maç için endişe duyuyoruz. Doğal olarak Efes'in en önemli kısa yaratıcısı konumunda, en önemli bitiricisi konumunda aynı zamanda. Onun olmadığı maçta Barcelona maçından da Efes yaralıyken Alba maçında yaralarını sarması çok çok kıymetli iş oldu. Yani bu galibiyetleri küçümsememek lazım. Çünkü sizin Euroleague'de bazı maçları kesin kazanmanız lazım. O kesin kazanmanız gereken maçlara da sağlıklı ve olabildiğince sağlıklı şekilde çıkmanız, oyuncularınızın önemli olan hepsini bu maçlara taşımanız gerekiyor. Böyle olmayan bir günde Efes'in hiç Alba'yı işin içerisine sokmayarak hem serbest atış çizgisine sık sık giderek kazanmış olmasını nispeten yüzleri atarak maçı bitirmiş olmasını değerli iş olarak görüyorum. Darius Thompson'ın yine yükselen formu devam ediyor. Hazırlayıcı roldeyken iyi çıkartıyor. Vora biraz Barcelona maçında kalbimizi kırmıştı. Özellikle yaptığı top kayıpları Efes'in üçünü de çok canını yakmıştı. Onun bugün daha hazır olduğunu, daha yönetimi gördük. Doğuş aldığı görevi bence iyi değerlendirdi. Sürede performans ve skor katkısı verdi. Boboa yine çok hazırdı. Hücum tarafında Boboa'nın performansının yine iyiye gittiğini hücum tarafında görüyoruz. Keşke savunma tarafında da biraz da o tarafta elini taşın altına koysa. Alba'yı Efes yani öyle bir baskıladı ki mesela Fenerbahçe maçı gibi olmadı. Efes en başından ağırlık koyarak rakibine karşı daha iyi takım olduğunu, daha çok istediğini hissettirdi. Zaten deplasman maçları böyle kazanılmadı. Arada güç farkı varken de en başından siz mesajı vermeniz gerekiyor. Rakibin aklına girmeniz gerekiyor. Rakibi hiç yaklaştırmadı Efes. Ben yani böyle maçları kazanmak kolay değildir. O farkı mesela Fenerbahçe'nin Alba'ya karşı hep sürdüremediğini gördük. Ama Efes burada Fenerbahçe'ye göre daha iyi çıkardı deplasmanda. Hiç yaklaştırmadı Alba'yı. Çift maç haftasında bence nispeten kazanması Barcelona maçını kesin kazanması gerekmiyordu. Kazansa çok iyi olurdu ama bugün kesin kazanması gerekiyordu. Bu maçı kazanarak bence Efes görevini yapmış oldu. Yani Alba Berlin yani kıyas kabul etmez değerlendirme. Sadece Alba Berlin işin içine nasıl girebiliyor? Düzen dışına itmeye çalışıyor senin oynadıkları daha pozitif basketbolla. Burada önemli nokta şu: Alba Berlin temposuna çıkacaksın. Tempoya çıkarken de maçın kontrolünü eline alman gerekiyor. Ve tabii ki dış şut ritmi ve buralarda ikinci şans sayılarında veya rebound toplamalarda bu hatalar yapmamak gerekiyor. Efes'in 25 savunma reboundu önemliydi buradaki katkılardan. Önemliydi. Elijah Bryant'ın liderliği çok hoşuma gitmeye başladı. Larkin'in olmadığı yerde bu sorumluluğu alıyor Elijah Bryant. Bunu ilk geldiği dönemde sakatlıkların içerisinde gelmişti sezon başında hemen. Orada da birkaç maç bu performansı sergilemişti açıkçası. Şimdi tekrardan liderlik performansı veriyor. Burası önemli. Boboa ritim maçıydı. Boboa adına çok sevindim. Hani Euroleague temposuna ritim bulma maçıydı. BSL onu kesmezdi. Onun adına sevindim. Vora yani işte böyle oyunlarda Vora var ama daha komplike oyunlarda Vora nerede? Onu, ya bilemiyorum onu açıkçası. Bir diğer Efes'te benim aslında bu maç dışında biraz yavaş yavaş çıkardığım bir nokta var ki şimdi sağ tarafta bu maç öncesinde Efes'in bir hücum takımı olduğu çok net. Yani tabloda gördüğü gibi. Efes'in savunma işini toparladıkça, Efes savunmayı oturttukça, bu grafikte savunma tarafının yukarı doğru çıktıkça Efes'in ilk 6'ya doğru saldırdığını göreceğiz. Bu şu an Efes'in olduğu konum. Yani çok iyi bir hücum, kötüye yakın vasat bir savunma Efes'te play-in hattına sokuyor Efes'i. Ama iyi savunma, çok iyi hücum. Çok iyi savunma, çok iyi hücum zaten çok başka yerde. Buralar Efes'in ilk 6'ya attığı nokta olacak. Geliştirmesi gereken taraftan birisi bu. Ama bir diğer nokta da bence roller tanımlı değil Efes'te bak. Larkin lider, Elijah lider. Evet, Boboa zaten takımdan başka bir güç yani oranı ayırıyorum ama. Ana 5'i kim mesela bu takım? Ana 4'ü kim bu takımın? Ana 3'ünün Vora olduğu hissettirilmeye çalışılıyor bize ama Vora'nın işte dediğim gibi komplike oyunlarda olmadığında Efes burayı nasıl geçmeye çalışacak? Larkin, Elijah, Boboa tarzı mı? Yani veya Larkin yokken Elijah, Boboa, Darius Thompson mı? O zaman Elijah'yı mı oraya atmaya çalışıyoruz? Bu da soru işaretten birisi. Yani Efes'in bazı noktalarda bu tarz takımlar, tepedeki takımların ana oyuncuları bellidir. Kötü performans verirse alttan takviye olarak rotasyon gücü girer devreye ama Efes'te özellikle uzun hatta ve forvet hatta herkes rotasyon gibi, herkes ana oyuncu gibi. O gün kimin eli tutarsa gibi devam ediliyor. Bu da rotasyon sayısının 5'lerin çok artması demek. İşte Barcelona maçında yaşadığın bazı problemlere sebep oluyor bu konuda. Bence bu iki nokta, savunma ve ana
oyuncu görevleri, tanımları. Efes'te oturmaya başladıkça farklı bir Efes'e doğru gideriz. Efes'in boyunu var hala. Ama transfer konusunda Fenerbahçe'de konuşacağız ama yani Lonnie Walker işte Avrupa'ya düştü. Onur Akbitim alıp kiralanmaya bile razı. Alper Yılmaz Olympiakos maçından sonra hemen gitti röportaj verdi. Alba'dan sonra verilmez ama ya bunlar da Efes'e eksi yazan işler. Mesela Onur Alp hamlesini bir Efes'ten görmek isterdim bence pek çok kişi. O da sağ dışında ofis boyutunun işi. Doğuş Özdemiroğlu için de söyleyeyim. Yerli oyuncuların bu tarz maçları kaçırmaması lazım. Yerli oyuncu Barcelona maçları, Madrid maçları akıllara çok gelmeyebilir. Eksikler, defolar vesaire. Bu tarz maçlarda işte o Larenciakis etkisi. Bunları yaratacaksın. Doğuş'ta yarattı. Önemliydi. Doğuş'ta tebrik ederim. İyi bir performans sergiledi. Her zaman olduğu gibi yine seyircilerimize Efes kısmını ben yönlendirmek istiyorum. Efes'in hem bu haftaki performansını ve yerli oyuncu katkısını özellikle Umut abi çok güzel değindi burada. Yerli oyuncu katkısıyla alakalı neler düşünüyorlar? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirler. Transfer gündemi aslında hiç bitmiyor Euroleague'de. Tam bitti derken yine tekrardan takımlarımız hamle yapmak istiyor. Yine temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Skyler Mays ve Boban Marjanovic hamlelerinden sonra yine sezon içi hamlelerini yapmaya devam edecek gözüküyor. Milli basketbolcumuz Onur Alpbit'in Chicago Bulls tarafından serbest bırakıldı ve gündeme gelen haber şu: Fenerbahçe Beko oyuncuyu kadrosuna katacak ancak sezon bitene kadar Paris Basketbol'da kiralık olarak sezonu tamamlayacak Onur Akbit'i. Umut abi yine senden devam edelim. Sence bu hamle doğru bir hamle mi? Fenerbahçe ve Onur Akbit için de uygun bir durum olur mu? Çok iyi hamle. Yönetimin yani idari ekibi bu sezon yer yer eleştirdiğimiz noktalar oluyor ama mesela bu konu bayağı iyi bir hamle. Yani Onur Alp alıyorsun. Maç sonu yayını daha detaylı anlatmak için burada o detaylara girmeyeceğim. Alıyorsun, kiralık gitmeye de ikna ediyorsun. Verdiğin takım da bu arada splitter yani NBA basketbolun devamı. Çok da uygun bir yere gidiyor Paris basketbol. Hem de adaptasyonunu Avrupa'ya çok iyi bir yerde sağlıyorsun. Baya baya iyi hamle. Benim çok hoşuma gitti. Tarık kalsa da kalmasa da 2 numara 3 numarada kendi Canan Musa'nı getirdin. Yani şöyle düşün. Tarık'ı biraz daha Hezonyalaştır. Tamam mı? Fizik kanunlaşmasıyla. Onur Alp'i de Musa'laştır. Bak sen iki oyuncunu yerli buradan buldun mesela. Hani Türkiye Ligi içinde, Euroleague içinde bu iki oyuncu Euroleague içinde iyi bir oyuncu statüsüne geliyorlar. O yüzden bence bayağı iyi hamle. Hatta buraya Cedi toparlanamıyor, oynayamıyor. Yani iyi başlamadı sezon ama mesela sezon sonu bir de Cedi eklemesi yaptığını düşün 3-4'ten. İşte Nigel'ın veya Deschampierre'in gittiğini düşün. NBA'ye gittin Nigel'ın, Deschampierre'in de ayrıldığını düşün gibi. Yani bu iki oyuncu aslında sana daha fazla seçenekler de açtırıyor pek çok konuda. Bayağı iyi hamle. Ben yönetimi, yani idari kadroyu, işte genel menajeri Uğur Ozan Sula vesaire bu konuda tebrik ederim. Efes altyapısından çıktı. Efes kısmında konuştuk. Efes altyapısından çıktı. Mesela Efes bu hamleyi neden yapmadı, niye yapamadı sorusunda bence Efes kısmında da soruluyordur. Fenerbahçe için artıyken Efes kısmı için de eksi bir hamle gibi gözüküyor. Uğur abi. Yani şaşırıyorum. Bazı oyuncular birilerinin radarına girmiyor mu? Birilerinden almaları gereken oyuncuya bir takım hiç mesela dahil olmuyor. Hakikaten garip geliyor bana. Yani Onur Alp'le Efes'in de ilgilenmesi gerekir. Efes'in de ne, sonuçta takımda taşıyıcı bayrak oyuncu konuda bir yerli oyuncuya eksiği var. Fenerbahçe'de bu konuda net bir eksiği varken bunu da kapatabilmek adına ve gerçekten ihtiyaçlarına karşılık bulması adına Onur Alp çok çok değerli bir oyuncu. Şu anda doğrudan takımın net bir ihtiyacını karşılamıyor olarak görünebilir ama Onur Alp'in sahada verdikleriyle verebileceklerinin biz potansiyelinin ne olduğunu biliyoruz. Çok yüksek bir hani oyuncu, kendisi için kariyerinde iyi yıllar geçirmedikten sonra hakikaten Bursaspor'la beraber çok değerli bir noktaya gelmişti. Biz onu zaten Euroleague oyuncusu olması gerektiğini düşünürken oyuncu bir adım daha öteye giderek NBA'ye gitmişti. Bence Onur Alp'in zaten dün sevgili Umut onu küçük yaşlardan beri tanıyan birisi olarak NBA'ye hep gitmek istediğini de anlatmıştı. Onur Alp bence NBA'ye gitti. Orada da belli bir rol üstlendi, belli sevinçler yaşadı. Hani kendisiyle takım arkadaşları güzel bir bağ kurdu. Bu sene ayrıldı. Artık Avrupa'ya dönüyor olması, eğer Fenerbahçe bunu başarıyorsa bir de araya ilk sene Onur Alp'in üzerinden nispeten baskıyı azaltacak şekilde onu Paris Basketbol gibi onun da tarzına çok uygun bir takıma kiralıyor olması gerçekten Fenerbahçe yönetiminden pek görmediğimiz türde vizyoner bir hamle bu. Her hücum oyuncusu pozisyon sayısına yüksek olduğu takımda oynamak ister. Paris Basketbol da bu sene bunu izleyenlere veriyor. O hücum özellikle skorer oyuncular için, hücum oyuncuları için bu çok değerli bir iş. Bakalım Onur Alp bu transfer beklendiği gibi tamamlanacak mı? Fenerbahçe bu kiralama işini de düzgün kotarabilecek mi? Çünkü Paris Basketbol onları da sonuçta ikna etmek, daha sonra herhangi bir hak talebinde bulunmamalarını falan ayarlamak, bunlar da kolay işler değiller. İnşallah olur. Milli takım, Onur Alp'in milli takımımız için de ben çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar orada şu ana kadar Ergin Hoca ona pek istenen rolü vermese de Onur Alp bence o rolü hakkıyla alacaktır.
yakın zamanda. İnşallah olur diyelim. Olunca da hayırlı olsun diye tekrar konuşuruz zaten. Fenerbahçe'de aslında sadece kısa oyuncu gündemde değil, uzun oyuncu da aslında epeydir gündemde. Burada ekranda görmüş olduğunuz oyuncular aslında Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan oyuncular. Hatta Cuma günü Partizan maçından sonra bir basın mensubu arkadaşımız bir soru sormuş Şarun Asyasikeviçus'a. Pivot transferi yapacağınıza dair iddialar var. Bu konuda bir yorumunuz var mı demiş. Şarun Asyasikeviçus da böyle birazcık komik bir dille. Bu sefer kimi alıyormuşuz? NBA'den biri mi? İyi bir oyuncu mu bari? Aynı kişi mi sordu? Bu iki yok, hafta önce... Ali çünkü şansını çok mu zorluyor diyecektim. Yok, maçtan sonra Can'la tesadüfen karşılaştık. Ben de maça gittim, Partizan maçına. Dedim kim sordu bu sefer? Yine Ali mi sordu? Yok dedi. Başka birisi sordu bu sefer dedi. Umut abi yine senden devam edelim. Neler söylemek istersin bu uzun transferi konusunda? Bu Motlu haberi daha önce yoktu. Motlu haberi Kızılyıldız genel menajeri tarafından çıktı. Fenerbahçe, Makabi ve Dubai takımı ilgileniyor. O yüzden gündeme girdi jet hızıyla. Kabaklı haberi de şöyle girdi. Bruno Fernando'yu zaten biliyoruz ama Kabaklı haberi ve Trey Jameson haberi Yalı Sabıncıoğlu programında Fenerbahçe bir uzunla anlaştı. Ama bir isim vermedi. Kabaklı haberi atıldı hemen ortaya. Tekrardan Euroleague'e gelecek ve Fenerbahçe'de olacak diye. Bruno Fernando'yu hep konuştuğumuz konu zaten. Avrupa'ya gelirse Fenerbahçe anlaştı haberleri fazlasıyla çıktı. Ama Trey Jameson haberi çıktı mesela. Ben yani hiç ortalıkta yoktu. Trey Jameson'la Bruno Fernando biraz daha birbirine benzeyen noktalar. Anlatırım birazdan Trey Jameson'ı ama Motley'den mesela bence yolların ayrılmaması gerekiyordu Motley'le. Yok oyuncu takımdan uzaklaştı, maçlara çıkma yönetebiliyor olman lazım. Hani yönetici yöneten olman gerekiyor o süreçlere. Her bu oyuncular zaten 13 yaşından beri ego tatmini üzerinden devam ediyorlar. Hep egoları böyle pohpohlanarak bunu yapabiliyor olmak lazımdı. Kabaklı normal şartlarda sanki uymaz gibi durur Fenerbahçe Beko'ya ama Fenerbahçe Beko'nun hem istasyon setlerinde uzunların istasyon olduğu hem piken rollerdeki kısa devrilmelerde hem ceza üçlü kesmelerde hem yüzü dönük oynamalarda aslında biraz Yasikevicius'un vaat ettiği şeye uygun tipleme noktaları ama savunma kısmında da adam karşısında kalabilir nispeten ama o alan kaplama ve fiziksel mücadelede Bruno Kabaklı oralarda ne kadar katkı verir çünkü net bir 5 numara değil 4.8 diyelim Kabaklı için. Trey Jameson'a da Uğur'a öyle bırakayım, ben anlatıp bırakayım. Bunu daha önce de benzetmesini yaptım bu noktada. Kariyer, yaş 25 ama kariyerde araba gezmemiş. Yani arabanın kilometresi çok yok dürüst olmak gerekirse. Trey Jameson noktasında kalın oyuncu, fiziksel sertliği yaratacak bir oyuncu, savunma repertuarı olan bir oyuncu. Buralardaki sezgileri iyi bir oyuncu, özellikle rebound konularında. Dışarıdan baktığınızda çok böyle kazma etkisi yaratabilirsiniz ama orta mesafe şut ve beni en çok şaşırtan nokta uzunlar ikili oyun oynadıktan sonra devrildiğinde bounce paslarda eğer ayaklarını doğru ayarlayamazlarsa stepse veya top kayıplarına çok rahat gidebilirler dağılmaya. Enteresan bir şekilde o top kontrolü fundamental fena değil mesela oralarda alabiliyor. Alçak post oyunlarını biraz hep sol omuzuna doğru yükleniyor ama bitirme noktasında çember altı bitiricinde iyi bir seviyede. Bu bir kumaş bir oyuncu, olmuş bir oyuncu değil. Kumaşı Avrupa basketbolu için uygun. Enerjik, dinamik, iyi bir perde kalitesi var. Benim önemsediğim nokta bu. Ve fiziksel kalitesi çok iyi seviyede ve savunmada seni aksatmayan yönleri var. Keza drop savunmada da alan daraltırsan yönlendirme savunması adam değişmedi. Bunlar iş yapacak noktalar. Ben biraz Sergi Ibaka etkisi yaratabilir olarak yani Bayern Münih'e geldi Ibaka'nın yarattığı etkiyi yaratabilecek olarak düşünüyorum ama soru işaretlerini fazlasıyla barındırıyor. Yani Johnny Hamilton da olabilir. Dediğim gibi Ibaka da çıkabilir içinden. Yani 2-3.7 gidebilir. Benzemez profiller ama hani yaratacağı etki üzerinden söylüyorum. Ben burada daha çok Bruno Fernando'yu gönlüm istiyor benim. Hani burada biraz daha Bruno Fernando'dan yanayım ama şu an öyle bir noktadayız uzunlarda. Bobo'nun açıklamalarına da değineceğiz birazdan. Sultan Kösen bile gelse razı noktaya gelmeye başladık yani. O yüzden bu 4 oyuncudan hiçbirisine de hayır demem Uğur. Yani geldiğimiz noktada öyle bir rotasyon var ki Fenerbahçe'de. Birbirine benzemeyen 4 oyuncunun 4'ü de keşke bir şekilde gelse diyebiliyoruz. Hani tabii ki bunların arasında benim de isteyeceğim oyuncu başta Bruno Fernando. James da değerli bir kumaş denenmedi daha önce ama hani burada yapabilecekleri insanı heyecanlandırıyor kağıt üzerinde. Fakat sanki Fenerbahçe'nin hedeflediği seviyeyi düşündüğümüzde biraz daha olmuş, tanıdığımız kilometre yapmış bir oyuncuyla yola çıkmak daha mantıklı olacaktır gibi. Gerçi artık yola çıkmak da denemez artık. Yola çıktık zaten. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı değişmemiz gereken bir durumdayız. Ya Bruno Fernando bunların arasında en Fenerbahçe'nin taleplerini, sahip taleplerini karşılamaya uygun oyuncu. Fakat onu da işte gelmesi için bir türlü şartlar oluşmuyor işte. Daha önce de konuşmuştuk. İbrahim Kutlay Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaştığını, Avrupa'ya geldiği takdirde Fenerbahçe'nin öncelik hakkı olduğunu söylemişti. Fakat dün en son olarak işte galiba dün veya iki gün önce
Kevin Olynyk sakatlandı. Kanadalı uzun saçlı uzun. Fernando'nun rotasyondaki Toronto'daki sürelerinin artması için yine bir vesile oldu. Yani sanki oyuncunun da bir şekilde gelmesini tanrılar da istemiyor. Yani bir şekilde engel oluyor Fenerbahçe'ye. Eğer Fenerbahçe Börş'ten de çıkacaksa tam ve gerçek bir çember koruyucu alacaksa gerçi her senaryoda Motley ise Fenerbahçe'nin alacağı normal çember koruyucu oyuncuyu alsın Fenerbahçe. Oradaki fizikselliği sağlasın. Gerçekten bir fiziksellik ama Boban Mario'nun çünkü gibi yalandan değil. Onun yanına Motley'i de ikinci bir oyuncu olarak gelmesi her türlü Fenerbahçe katkı sağlar. Fakat sezon ortası bu kadar çok bütçe ayrılacağını düşünmüyorum. O yüzden de sanki Motley değil de Fenerbahçe'nin net temel bir çember koruyucu oyuncuyu alması gerekiyor. Caboclo da böyle bir oyuncu değil. Bakalım hangisi olacak? Bunlardan hiçbirisi de olmayabilir. Ben kesinlikle bir oyuncu alınacağını biliyorum. Ona da inanıyorum zaten. Anlamlı bir okuma yapmaya da gerek yok. Göstergeler çok belli. Fenerbahçe'nin oyuncuları da çok belli. Ama işte doğru oyuncuyu bulmak bu tarihte, bu mevsimde her zamankinden zor. Umarım Fernando olur. Bu güneşe kar dayanmaz. Yani bu güneşe kar dayanmaz. Evet. Şöyle toparlayacak olursak da şu an için Onur Alp ve Trey Jameson için resmi böyle geliyor. Yani resmi dediğim kastım transfer etti falan, yangını yapıldı. Yani Onur Alp biraz daha şey ama yani Trey Jameson bir anda, Fenerbahçe zaten şey alışkınızdır. Sündürmezler. Transfer böyle sünmez bir hafta 10 gün. Oyuncunun adı çıkar, 3 gün içerisinde imza biter. Trey James'le bakalım öyle mi olacak ama biraz daha şu görsele geri döndüğünde ise Motley ve Caboclo'yu hücum tarafından, Bruno Fernando ve James'in de Fenerbahçe'ye savunma tarafından katacağı o fiziksel kalite ve kalınlık seçeneği olacak. Yasikevicius burada neyi tercih edecek merakla bekliyorum ama dediğimiz gibi güneşe kar dayanmaz, uzun şart. Valla ben sizden çok daha farklı bir detaya takıldım. Özellikle sol taraftaki arkadaşı şeye benzettim. Kariyeri Antalya Spor'da başlayan ama daha sonrasında Cizre Spor'a kadar giden Cehua vardı. Cehua'ya benzettim biraz. Gerçekten benziyor. Harikasın Buğra. Benim aklıma geldi. Öküz gibiydi yarma. Ben onunla bir alışveriş merkezinde karşılaştım Antalya'da. Zaten dana gibi giderdi böyle. Bir de Konya Spor'da almıştı 2 sene önce böyle bir oyuncu. Acayip yani. Sadece bacaktan oluşuyordu biliyor musunuz? Şöyle bir... Muazzam bir quadriceps kası vardı gerçekten. Fenerbahçe'de uzun konusunu konuşmuşken aslında Boban Marjanovic de açıklamalarına değinmek gerekiyor. Boban Marjanovic şunları söylemiş açıklamalarında. Sonuçta ben 2.24 boyunda bir oyuncuyum. Sahada birçok şey yapabiliyorum. Yapabileceğim şeyler sadece içeri devrilmek ve pota altında durmaktan ibaret değil. Bence takım beni hücumda daha çok kullanmayı denemeli demiş. Uğur abi bu sefer senden devam edelim. Neler söylemek istersin? Kenan Engin'in, Ahmet Çakar'ın Beşiktaş Galatasaray maçı derbi değil derbicik de dediğindeki konuşursam çok ağır konuşur dediği bir nokta vardı. Ya Boban Marjanovic yaptığı açıklamalar büyük hayal kırıklığı. Yani tabii ki oyuncunun kendisinin hala önemli, değerli bir oyuncu olduğuna inanması çok normal. Oyuncu da kendine inanmayı asla bırakmazlar. Ama insanın da geldiği nokta, artık 36 yaşında ve geldiği noktada böyle bir kariyeri de var, değerli bir kariyeri var. Kendisini biraz daha tanıyor olması lazım. Evet, 2.24 boyunda bir oyuncu. Doğru, haklı. Sahada birçok şey yapabiliyor muyum? Artık yapamıyorsun. Sadece içeri devirmek ve pot altına durmaktan ibaret değil. Bunları da pek yapamıyorsun sevgili Boban Marjanovic. Hücumda seni zaten Fenerbahçe kullanmayı deniyor. Daha hücumda zaten Boban Marjanovic sahada olduğu takdirde Fenerbahçe mutlaka hücumda Boban Marjanovic üzerinden oyunları oynuyor. Fakat bu ne kadar şu ana kadar katkı sağladı? Pek de Fenerbahçe için çok küçük bazı maçlardaki marjinal katkılar dışında pek bir faaliyetini görmedik. Kendisinin kağıt üzerinde iyi oynuyor göründüğü Maccabi maçında bile Fenerbahçe'ye başka türlü bir etkisi oldu. Fenerbahçeli oyuncular hücum ritminden çok uzaklaştılar. Savunmada da maalesef delik deşik olduk. Kendisinin süre aldığı oyuncuları. Valla blokların etkili olabilirim diyor. Yani eskiden iyi pasördü ama şu anda hani o kadar konsantrasyonlukta kopuk ki yani ne pasları ne bir doğru bir pasını çok nadir görüyoruz. Blokları etkili oluyor mu? Yani blok kaç blok yaptı şu ana kadar? Açıkçası oradaki etkisi de çok düşük. O kadar çok deleniyor ki. Yani ara sırada yaptığı bloğun Fenerbahçe'ye getirdiği bir katma değer de olmuyor. Ya ben Boban Marjanovic'den ziyade Fenerbahçe'nin onun da olmadığı kısa beşlerin çok daha iyi savunma yaptığını gözlemliyoruz. Tabii ki hayal kırıklığı da oyuncunun kendine inanmasına çok da normal buluyorum ama inşallah Fenerbahçe'nin onunla çok uzun bir yol yürümeyeceğini düşünüyoruz. Şu anda da sanki yeni son çıkan haberlerle de bu duruma yakınız. Boban Marjanovic bu açıklamaları bir de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yapar. Bakalım neler konuşulacak. Umut abi. Uğur'u tebrik ederim. Bu konuya bayağı detaylı girdi. Ben sadece şöyle söyleyeceğim. Çok kısa tutacağım. Yıllar önce Veryans'ın TV'de Nihat Genç şöyle bir açıklama yaptı.
buradayım. Sansürlemek zorundaydım. Bence yapacak tek açıklama bu. Boban konusunda bu kadar yorum yapıyorum. Ben şunu eklemek istiyorum ufaktan. Biraz Barış Ersek vari bir açıklama oldu. Çünkü Barış Ersek Fenerbahçe'deyken çok pozitif açıklamalar yapardı ama düşünülmediği anlarda ve takımdan ayrıldığı, daha doğrusu gönderildiği süreçten sonra daha farklı açıklamalar oldu. Mesela sormuşlardı ona, kariyerin boyunca oynadığın en iyi oyuncular kim demişti. Bir ilk 5 yap demişti. Fenerbahçe'den kimseyi seçmemişti işte. Bobby Dixon demişti, DJ Strawberry demişti. Birisini söylemişti. Babanda da sanki böyle bir hava seziyorum ben. Burada seyircilerimize tabii takdiri bırakıyorum. Onlar da aynı şekilde düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirler. Çift maç haftasının vermiş olduğu bir yoğunlukla yoğun bir programı geride bırakmış olduk. Transferleri konuştuk, takımların durumunu konuştuk. Benim saçımı, yeni tarzımı konuştuk. Tabii ki burada yorumlar kısmında sizlerle de aslında paslaşmak istiyoruz kıymetli takipçiler. Sizler daha çok konuşmak istiyoruz. Ya bir şey söyleyeyim. Buranın taşlarında daha çok konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Bu konuda geri bildirim bekliyorum. Boban'la Guduric çakışmış eli. Guduric'le bir şey. Boban'ın senin kafayı şöyle kavradığı bir senaryo hayal et. Abi geçen maçtaydık ben, kuzenim ve annem. Annem ilk defa babam Marjanovic'i canlı izledi. Oğlum dedi, bu adam nasıl koşuyor? Millet topu dedi iki elle zor tutuyor dedi. Bu nasıl dedi, topu dedi hemen atıyor dedi. Gerçekten nasıl koşuyor bu adam dedi. Nasıl basket oynuyor dedi. O da koşmuyor zaten. Yani koşmuyor, fark etmişsiniz. Zaten. Ben de öyle söyledim zaten. Dedim ki onun 3 adım attığı yerde millet 10 adımı zor atıyor dedi. Yani dediğim gibi kıymetli takipçiler. Aslında bütün pek çok şeyi konuştuk. Takımların durumunu, puan durumunu, fikstürü vesaire her şeyi konuştuk. Burada yorumlar kısmında siz de görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Klasik hatırlatmamı yaparak da ben videoyu kapatmak istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da es geçmeyelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.